sabah sormasıyla uyandım. 7'de ağrıyla uyandım arkadaşlar. Şöyle hemen sıcak su torbamı yaptım. Ve bu şekilde oturuyorum. Ağrımın geçmesini bekliyorum. Bir daha yatmadım çünkü zaten 9'da 9'u 20 geçeye doğru falan yola çıkmamız gerekiyor. O yüzden ben de bir daha yatmadım. Şu an dediğim gibi ağrım var biraz. Gerçekten artık bu durum beni çok yoruyor. Evet, çıkma vakti geldi. Çocuklar yukarı çıktılar babalarıyla. Halis'e bir şey gidecek. Kayınvalidemle kalacak çocuklar. Yok, o kadar uzun boylu değil. Ben asansöre biniyorum. O yüzden yürüyerek iniyorum. Bu arada kayınpederime gidiyorum. Bir önceki vlogda söylemiştim ama tekrarlayayım. İzlemeyenler varsa diye. Halis hastaneyi hiç sevmiyor arkadaşlar. O yüzden... Baba. Ay yağmur yağmış. Ay. Çok soğuk. Soğuk mu? Böyle gideceğiz şimdi gidene kadar da. Bu arabanın ısıtıcısı var mı? Var. Valla biraz şuralar soğutmuyor ya. Ay ısıtıcı, soğutucu. Ha, ısıtıcı. Sen masken yağmadı. Cemre var mı? Ben alırım. Evet, çıktık biz. Şu an benzinlikteyiz. Babam benzin alıyor. Mazot alıyor, benzin alıyor artık. Gidiyoruz. Şu an kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Bayağı iyi hissediyorum. Biraz tabii kasıklarım da ağrı var ama sabahki gibi değilim. Öyle olsaydım inanın yani yola babamla gelemezdim çünkü. Kasık ağrısı olduğu için şekilden şekle giriyorum ve utanırdım, çekinirdim yani. O yüzden geçmesi çok iyi oldu. Çok da yağmur yağıyor. Baksanıza. Evet. Ben para vermeyeceğim. He, vermeyeceğim. İyi lan. Ben de vermesem olur mu? Yok, senden alıyorlar. Çok soğuk. Şöyle açmış. Benim geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben geçiyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Hayırlı haberlerle buluşuruz inşallah. Şimdi neredeydi? Vekil yok. Kız bana yanlış yeri söylemiş.
Merhaba Bekir Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Esra Ekici değil mi? Evet. Ben çok kötüyüm ama Bekir Bey, hiç iyi değilim. Çok büyük ağrılar çekiyorum. İdrarda yanma, kısıklarda ağrı. Of, o çok şiddetlendi Bekir Bey ya. Ölüyorum. Yani ne doğrulabiliyorum. Bu sefer detaylıca yaşadıklarımı gerçekten anlatmak istiyorum. Çünkü ölüyorum ağrıdan. Kasıklarda bir ağrı. Her şeyi anlattım arkadaşlar. Aşırı derece ağrım var dedim. Yani buraya geldikten sonra doktora dedim geçen hafta. Ertesi gün çok büyük ağrılar çektim dedim. Hani artık dedim dayanamıyorum. Gücüm kalmadı. Yani gerçekten nefes dahi aldırmıyor çünkü bu ağrılar. Sıkıldım bu durumdan dedim. Yani ne olduğunu bilmek istiyorum artık çünkü. Tekrardan kültür istedi. Bazen dedi hani bugün olmuyorsa 12 saat sonra çıkabiliyor dedi. Tekrar bir idrar ve kültür alalım biz dedi. Tekrar kan alalım dedi. Bir de kadın doğuma yönlendirdi. Kadın doğum çok yoğundu. Sıramı aldım. Ama ilk önce bunları vereyim dedim. Sonra yukarı çıkarım. Öğle yemek saatlerine kadar eğer boşalırsa girerim. Boşalmazsa öğleden sonraya kaldı zaten işim. Bakalım hayırlısı olsun. İnşallah güzel haberler alırız ama şimdilik bu kadar. Ben sizi yine güncellerim. Kadın doğum bölümüne geldim. Sıra bekliyorum. Gülme tamam mı? Ha, niye? Konuşacağım çünkü. Seni konuşmayayım ben. Konuşmayayım. Kempeder uyuzdu. Geldim ve pişman etti beni de. Biraz kötüyle. Baba senin yanında da çok utanıyorum ama neyse artık bu benim işim yani. Sayın arkadaşlar, ben Esra Ekici Yıldız. Atatürk Bulvarı kavşağında U dönüşü yapın. Biz çıktık sonra arkadaşlar. Kayınpederimin tutuk varmış 3 tane, ameliyat olması gerekiyor. Ama kuzeniyle görüşecek o doktor çünkü. Ondan sonra karar verecek. Benim de sonuçlarımın çıkmasını bekliyoruz. O yüzden şimdi Çelik Park AVM'ye gidiyoruz. Orada Burger King ya da McDonald's, ikisinden biri vardı hatırlamam. Onu yiyeceğiz. Babamın yanında ilk defa konuşuyorum. Babamın boynu tutuk. Babam hasta. Duaydı. Ameliyat olacaktı babam. Başınızdan böyle bir şey geçti mi, siz ne yaptınız? Aşağı yorumlar olarak yazabilirsiniz. Bize de bir fikir olmuş olur en azından. Ya da Bafra'da yaşayan, bu operasyonu geçirmiş ya da Samsun'da bu operasyonu geçirmiş biri varsa önerdiğiniz bir doktor var mı fıtık üzerine? Yazarsanız biz de sizlerden fikirlerinizi almış oluruz. Şimdi gidiyoruz. Bu arada bilgisayar bakıyorum. Bakalım. İnşallah ben de bir Mac bilgisayara sahip olacağım diye düşünüyorum. Annem de bu arada Samsun'da Medikan Hastanesi'nde. Şimdi bir telefon görüşmesi yapalım. Sen hiç gelmedin mi babamın? Test kodum var mıydı? Hayır. Test kodu gerekiyor da ağrıyor. Bana mı olmuş senin ya? Hadi yerim, hadi doğru yıkayın gözü. Güzel ediyorum ya, iyi diyorum değil mi? Ne dedin? İyi makara yapıyorum değil mi ben? İnsanlarla hemen içli dışlı olurum ben hiç. Ya baba. Ben de oyuncak istiyorum. Oyuncak yok. Sana yemek var. Ay bayram tişki alsan. Ya boş ver, ne alacaksın, yesin onlar ya. Oo sen ya. Onları mı düşüneceğiz ya sen? Lan bu ne lan? İçinde 3 tane bir şey var. Tamam verdik mi buna? Çıtır falan. Ama neydi onun? Tavuk değil mi baba? He. Şimdi baba. Bunun içinde sakız mı var bunun? Baba şunu bir açar mısın? Bu senin mi benim? Yok. Sanki peynirsin çünkü. Kutusunu farklı takmış da. Ay yanama. Geçen annenle şeye gittik. Köprü var ya. Köprünün orada yedik biz. Bizim evin orada annemle. Yok burada burada burada. Şey köprü. Çıkışta bir köprü var ya. Evet. Tarihi bir köprü. Evet evet tamam. Orada. Oraya hiç gitmedik. Kolonu nereye koyabileceğim?
Hep vereceğim sana. Ay ana. Var ya bir özledim ki sana anlatamam ya. Of. Sinop'a gelmeli ben 5 gün yemek yapmam. 2 gün yemek yaparım. 5 gün bunu yerim. Net söylüyorum bak. Ama o zaman bu çelişim Amerikalılar. Kesin şişerim zaten o bir gerçek. Evde yemeğinde de bu kadar şişiyorsam bunu yiyerek 2 katı şişerim. Çocuklar kremsin ya. Her zaman görmüyorlar ki. Aynı sözlemişim ya. Gerçekten. Ekmeğe boyat gibi. Hı. Normalde böyle. Benim ortodontist doktorum da COVID olmuş. Ertelediler. Kocası kulak burun boğaz doktoruymuş Samsun'da. Aslında çok dişi ağrıyor ya. Kıvrılıyor. Bitti doktora geçen ilaç vermiş. Sen nasıl yiyorsun yemek ya? Hala duruyor değil mi? Baba sen bir yiyorsun ki hızlı hızlı. Ha? Şişiyorsun işte. Ben nasıl şişiyorum? Hızlı da yemiyorum. Çok yiyorum ama. Gece karmacıklı yarım ekmek yapıyorum, yiyorum. Kilo alırsın tabi. Ay nasıl özlemişim. Bir para göndersin söyle de. Ne diyeyim aldığımız şeyleri parasını. Yok reklamını yapıyoruz. Allah Allah. Reklamını yaptığımız her şey para mı? Ne alıyor canım? Burger King. Dünya markası. Ye doymuyorsun. Herkes seni çok merak ediyordu. Kim? Herkesler. Babam da çok çapkın da. Bir tane hanım var da. Babam, annem de bunu izlerse var ya seni ne yapar? Düşünemiyorum. Yeme kızım onu ya. Niye? Ya hiç sağlıklı bir şey değil. Ya yok ya. Bunlar... Ya Allah işte. Yeme kızım yeme vallahi. Renk sosu. Sen onun bir tadına baksana. Ben yemem öyle şeyleri ya. Bakın. Bu ev mi? Şimdi bura gibi bir şey yapmış da adam bunu boşuna yapmış galiba. Ben de mi? Diye. Konuşmuyor çocuk ya. Kim be? Mira. Konuşur canım Allah Allah. Dur daha... Konuşması mı lazım şu anda? Herhalde baba. Olur mu canım sen? Bir şey olur konuştu. Konuştuğumu susturamaz. O İsmail var ya bizim ablamın oğlu. Hiç konuşamıyordu. Belki 7 yaşında konuşmaya başladı. 5-6 yaşında. Bir eve akvaryum sokmaya çalışırken yakalanan adam. Akvaryum almış. Ne bakıyorsun ya arkadaş? Hediye etti. Arkadaş hediye etti yazmış. Balık merakı da değişik bir şey ya. Çok yer kaplayan bir şey ve zahmetli. Efkan abi ne yaptı? Duruyor mu onunkiler? Duruyor.
Çoğalsam ben yavru alsam biraz vereceğim ona ya. Bir 7-8 tane yavru. Bu orası atar mı? Tabii canım. Biz yapmıyoruz ya, biz bilmiyoruz yani. Açmadı da. Allah Allah, bu hepsi eski kutu geliyor ya. Benim dedemizden bir ekranım o geliyor. Allah'ım sinir olacağım ha. Oraya geçiveriyor. Baksana şunların güzelliğine. Ya şunlar sende var mı, sen turunculu gibi? Şimdi lavaboya girdim. Sizi güncellemek için, çünkü hastane çok kalabalık. O yüzden lavaboda sizlere durumu anlatmak istiyorum. Bekir Bey'e kadın doğuma, yani üroloji bölümüne ve kadın doğum bölümüne, her ikisine de muayenemi oldum. Çok çok ama çok yüksek bir enfeksiyon var. İdrar yollarında, rahim kanallarında. Bunun için hapın asla fayda etmeyeceğini, o yüzden iğne başlamamız gerektiğini söyledi. Bu arada şarjım çok az. Her an kapanabilir kameram. Haftaya tekrardan görüşeceğiz. Şimdi iğne olacağım. Ondan sonra da eve geçeceğiz ilaçlarımızı alıp. Bugünlük buradaki işimiz bitti. Daha detaylı evde anlatırım. Şu an kameramın şarjı bitmek üzere. Böyle kesit kesit konuşmak zorunda kalıyorum. O yüzden böyle kısa kısa partileri çekip şu an sadece böyle neler olduğunu güncelleyip size kamerayı kapatayım. Çünkü sinyal veriyor. Evde daha detaylı konuşuruz. Biz eve geldik. Saatler oluyor geleli. Geldim, hemen üstümü başımı değiştirdim. Çocuklar geldi. Biraz onlarla uyumlandım. Halis şimdi Miran'ı uyutuyor. Aynada çilek yedi, çilek almıştım biliyorsunuz. Bir de hamburger getirdik, ona uniformdan yedi. Bari tabakları yıkayım. Anne! Yüzüncü! Anne! Montaj yapmaya oturdum. Bu videonun montajını yaptım. Montaj derken çok zevk aldım. Çünkü ilk defa kayınpederimle bir video çekebildim. Yani ben çok utanıyordum. Bu sefer utanmadım. O yüzden montajlarken çok keyif alarak montajladım. Onun dışında hastane olayına gelelim. Kayınpederimi söylemiştim zaten. 3 tane fıtık var ve ameliyat diyor. Ama araştıracak. Benim de çok çok yüksek enfeksiyon. Normalde 3 ile en fazla 5 olması gerekiyorken, yani 3 ile 5 arası olması gerekiyor ve en fazla 5 olabilirmiş. Benimki 10-12 enfeksiyon. Çok fazla yani. Zaten ben biliyordum, anlamıştım. Çünkü çok ağrım vardı. Önceden de tabii ki enfeksiyon yaşadım ama bu kadar kötü değil. Yani bu sefer çok ağrım oldu. Ve normalde işte 3 ila 5 iken benim 12 çıkması doktorlar da tabii ki beni de şaşırttı. Hemen iğne tedavisine başladık. Hemen iğne tedavisine başlandı. Sabah akşam iğne olacağım 2 gün. Bugün akşam oldum hastanede. 2 gün daha olacağım. Antibiyotik kullanacağım. Birkaç ilacım daha var. Kadın doğumun verdiği, onları da kullanacağım. Ondan sonra tekrar kontrole gideceğim. Bakalım, umarım her şey normale döner. Büyük bir ihtimalle döner zaten. Enfeksiyon yani sonuçta düzelir diye düşünüyoruz ve umut ediyoruz. Öyle, bugün güzel bir gündü. Dönüşte kayınpederim arabayı bana kullandırdı. Ben manuel araba kullanmıyorum biliyorsunuz ama ara ara böyle kullanıyorum hani pratik yapmak için ve bugün Bafra'dan Sinop'a ben geldim manuel arabayla. Gerçekten bu benim için güzel bir deneyim oldu. Bir de çok uykum geldi. Çok uykusuzdum biliyorsunuz. O kadar uykum geldi ki yolda böyle arada böyle gittim geldim yani. Daldığım falan olduğunu hatırlıyorum. Şöyle bir gözlerimi açıp kapattığım zamanlar oldu yani. Çünkü çok uykum vardı. Ama güzeldi. Manuel arabayı da artık kullanabileceğimi düşünüyorum. Dediğim gibi ara ara pratikler tabii ki yapıyorum. Ve artık trafiğe çıkabilecek konuma geldim. Manueli de otomatiği de artık kullanabileceğimi düşünüyorum. Mesela otomatiği kullanıyorum da. Manueli de birkaç pratikten sonra daha iyi bir şekilde kullanabileceğimi düşünüyorum. Öyle, bugün güzeldi yani. Çok çok kötü sonuçlar almadık. Bir tek kayınpederim işte ameliyat dediği için bizim canımız biraz sıktı. Benim de tahlil sonucumun çok yüksek olması canımızı sıktı. Çünkü çok kısa sürede geçmez diyor. Ama ben de artık böyle gerçekten sinir olmaya başlıyorum bu ağrıya. Çok can sıkıcı bir ağrı çünkü. Ama geçer, Allah'ın izniyle ilaçlarımızı aldık.
Şimdi tedaviye başlanınca gitmişti biliyorsunuz. Biz Bafra'daydık. Annem Samsun'daydı. Annemin de vallahi karma karışık şeyler söylemişler. Annem de çok anlamamış. O yüzden annem farklı bir doktora gidebilir. Kızın diyor, ne dediklerini anlamadım diyor. Çok karıştırdılar diyor. Bazı hastaneler şey oluyor. Böyle biraz hani derler ya para tuzağı diye. İşte her tahlili yaptırıp işte onu da yap, bunu da yap, şunu da yap. Bazı hastaneler bu şekilde oluyor gerçekten özel hastanelerde. Sanırım annemin gittiği de o şekilde. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bakalım tekrardan olmazsa Bafra'ya gider. Haftaya bizimle gelir olmazsa. Bakacağız artık duruma göre. Ama çok şükür hepimizin çok ciddi bir sağlık problemi yok. Hepsi atlatılıp düzeltilebilecek şeyler Allah'ın izniyle. O yüzden güzel bir gündü bugün bizim için. Umarım sizler de bu videoyu izlerken keyifle ve zevkle izlemişsinizdir. Dediğim gibi ben montajlarken çok keyif aldım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Yarınki vlogda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.